arkadaşlar, hepiniz Açık Liste TV'ye hoş geldiniz. Çağrı Hocam'la birlikte buradayız. Ne yapacağız? Yer altına geçeceğiz. Yer üstü sularını bitirdik, kaynaklarını bitirdik. Şimdi tabii ki yer üstü değil, yer altı suları kabarcıyanda. Yer altı suları ve kaynakları diyoruz. Ne evet, varsa yer altında var değil mi hocam? Aynen öyle. Ne varsa orada var. Suyu bile güzel. Suyu bile güzel. Eldeymemiş geliyor. Kesinlikle. Evet, yeraltı suyu nedir arkadaşlar? Şimdi yeraltı suyu, ya aslında yağmur ve kar sularının geçirimli tabakalardan yer altına sızarak geçirimsiz tabaka üzerinde birikmesiyle meydana geliyor. Evet. Ve tabii ki bu yeraltı suyunun biriktiği tabakaya biz ne adını veriyoruz? Akifer adını veriyoruz. Yani yeraltı suyunun biriktiği bir alan var. Buraya akifer adını vereceğiz. Bunun yüzeye çıktığı yere de ne adını veriyormuşuz? Kaynak adını veriyoruz. Evet. Devam edelim. Akifer de birikip kaynağından çıkıyor yani. Kesinlikle öyle. Evet. Evet. Şimdi bu kaynaklara tek tek bakalım neler vardı. Artezyen kaynağı bunlardan bir tanesi. Şimdi işte bunlar mesela geçirimsiz tabaka, bu gördüklerimiz. Evet. Şimdi normalde ne yapıyor? Yüzey suları işte bulduğu bir yerden işte çatlaktan ne yapıyor? İçeriye sızıyor ve burada birikiyor. Değil mi? Burada birikti ki biz bu alanı az önce demiştik, bu suyun biriktiği alana akifer adını vermiştik değil mi? Su burada birikiyor. Sonra normalde bir yerden çıkması gerekiyor da burada kendiliğinden çıkamıyor. Bunun için konuşuyorum. Çünkü iki geçirimsiz tabaka arasında sıkışan su burada sondajla çıkartılıyor. Yani insanlar tarafından çıkartılıyor. Bir müdahale söz konusu. Kesinlikle bir müdahale söz konusu. Dolayısıyla biz bu tip kaynaklara artezyen kaynağı adını veriyoruz. Ve tabii ki bu suyun işte çıkartıldığı yere kaynak adını veriyoruz. İçme ve kullanma suyu olarak da bunu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Bir Buyurun. Diğer kaynağımız fay kaynağı. Şimdi fay deyince tabii ki aklımıza ne gelecek? Fay hatları gelecek değil mi? Şimdi normalde de bunlar işte yüzey suları ya da işte akış yağmur suları ne yapıyor? Yer altına sızıyor tabii ki ve bu fay hatları boyunca yerin derinliklerine iniyor. Dolayısıyla fay hatları boyunca sonra ne yapacaktır? Bakın yukarıya çıkacaktır bu sular ama sıcak çıkacak çünkü biraz böyle hani o mağma tabakasına yakın yerlerde ısınıyor, sonra işte yüzeye geri dönüyor. Genellikle suları nedir diyoruz bu nedenle? Sıcaktır diyoruz arkadaşlar. Ve şöyle 70-80 derece falan. Tabii sular sıcak, hatta biz bunu sağlık turizminde evet. kullanıyoruz. Kaplıcalarda kullanıyoruz değil mi? İşte Ege, Güney Marmara işte buralarda, ya da şöyle de söyleyebilirsiniz. Türkiye'deki fay hatları boyunca 3 tane fay hattımız var bizim. Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı ve Batı Anadolu fayı. Bunları sonra detaylandıracağız. Bu fay hatları boyunca görmemiz mümkün. Ve tabii ki üzerinde kaplıca ya da ılıca da diyebiliyoruz işte gibi, ya da sağlık turizmi işte termal tesisler kuruyoruz mesela değil mi üzerlerine işte sıcak su. Ve bu şekilde oluşuyorsa, yani fay hatları boyunca varsa, biz buna fay kaynağı diyoruz. Ve arkadaşlar unutmayın, fay kaynağının suları nedir diyoruz? Sıcaktır diyoruz. İçinde de erik mineraller çok fazla olduğu için tabii sağlık turizmi açısından da ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor tabii ki. Bir diğer kaynağımız arkadaşlar, üçüncüsü karstik kaynak. Artık siz karstiğin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Çünkü çok fazla telaffuz ediyoruz biz karstiği. Neydi? Kalker gibi, jips gibi işte kayaçların bulunduğu yerlerde görülüyor. Şimdi bu kayaçlar böyle sünger gibi demiştik değil mi? Geçirimli bir yapıya sahip. Birazını emiyor demiştik. Aynen öyle. Ne yapıyor işte? Yağmur suları buraya düştüğü zaman suyu hemen çekiyor. Dolayısıyla içerisinde bulunan boşluklarda ne yapmaya başlıyor? Biriktirmeye başlıyor. Bazen sular da burayı eritip kendine bir yuva oluşturabiliyor. Daha sonra buldukları boşluktan dışarıya ne yapıyorlar bunlar? Çıkıyorlar. Ve bu şekilde de karstik kaynaklar oluşuyor arkadaşlar. Biz bunları Vaucluse adını da veriyoruz. Unutmayın, Vaucluse adı da verilebiliyor. Bakın suları kireçlidir. Evet. Zaten hani o demliklerde falan fark edilir bu, o suyun kireç evet. hali. Çay yaparken de göreceksiniz. Suları soğuktur. Rejimleri düzensizdir. Çünkü geçirimli bir yapıya sahip olduğu için evet birikiyor ama başka yerlere sızma ihtimali yapıyor. De var tabii ki. Ve biz bunları nerede görüyoruz tabii Akdeniz ki? Bölgesinde. Kesinlikle Akdeniz. Karstik eşittir Akdeniz arkadaşlar. Artık bunu biliyoruz. Adımız gibi. Aynen öyle. Yamaç kaynağı diyoruz. Tabii ki bu yamaç adı üzerinde. Yamaçlarda görülecek. Tabii şekil biraz şuranın üzerinden gidelim bence. Gidelim. Şimdi
Yağışlarla ne yapıyor bakın? Yağışlar yüzeye iniyor, yani toprağa iniyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu yamaç yağışın bir kısmını çekiyor. Tabii kısmında yüzey suyu olarak devam edecek buradan. Ve bulduğu boşluklardan, bakın boşluklardan ne yapıyor? Dışarıya çıkıyor. Bu şekilde oluşuyorsa da buna ne adını veriyoruz? Yamaç yağışı adını veriyoruz. Dağ vadi yamaçlarında geçirimli tabakalardan yüzeye çıkan sulardır diyoruz. Tabii ki suları soğuktur. Bunlar aynı zamanda akarsuları da besliyor ve Türkiye'de Karadeniz'de ciddi olarak yaygın. Zaten birçok böyle dağın yamacından eteğinden bir yerlerinden su çıktığını aynen öyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yaygın. Ve beşincisi geyser kaynağı. Şimdi aktif volkanik alanlarda görülüyor. Mesela geyser kaynağını biz Türkiye'de göremeyiz. Çünkü bizde aktif volkanik bir alan yok. Suları yerin derinliklerinden geliyor. O zaman tabii ki sıcaktır diyebiliriz. Bakın kaynamıştır. Burada bir yorum yapabilirsiniz değil mi? Evet, kaynamıştır. Belirli zaman aralıklarında çıkıyor ve püskürerek basınçla belki belgesellerde falan izlemişsiniz. Filmlerde, belgesellerde aynen böyle bir püskürme evet, yapıyor. Evet, kesinlikle. Hatta animasyonlar var mesela Buz Devri'nde çok var. Bilmiyorum izlediniz mi? İşte dönem dönem böyle duruyor. Belirli aralıkları var. İşte patlıyor. Hem o esnada işte basınç yerin altında çünkü basınçla birlikte patlıyor. Yüzeye çıkıyor. Hem sıcak su fışkırtıyor. Bunları tabii dediğim gibi Türkiye'de görmüyoruz. Aktif volkanik alanlar mesela İzlanda'da. Yeni Zelanda'da, İtalya gibi yerlerde görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi geyser kaynağı Türkiye'de yok. Ama diğer kaynaklar var tabii ki. Ve bunu tuzda düşelim tabii. Şimdi bakın dünya üzerinde levha sınırları, pay hatları, aktif volkanik sahalar, sıcak su kaynakları paralellik gösterir arkadaşlar. Unutmayın. Çünkü bunlar yeryüzeyinin diyelim zayıf noktalarıdır. Yani pay hatlarının olduğu yerde o zaman biz sıcak su da görebiliriz. Evet, değil doğru. mi? Volkanik saha da görebiliriz. Hı-hı. Aynı zamanda. Levha sınırları dediğimiz işte bu işte kıtaların ilk oluştuğu dönemde Hı-hı. işte biz levhaları ayırmışız. Bunlar birbiriyle ne yapacaktır diyoruz? Paralellik gösterecektir diyoruz. Yani böyle bir soru karşımıza çıkarsa yadırgamayı. Evet, doğrudur diyelim. Tamam. Tamamdır. Bakayım. Aa bitirmiş. Evet. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili arkadaşlar. Su kaynaklarını da bitirmiş olduk. Su kaynaklarını evet. burada bitirmiş olduk. İlerleyen videolarda yeni konulara geçeceğiz. O yüzden bir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.